Resmi gazetede ard arda kamulaştırma kararları yayımlandı. Türkiye'nin birçok elinden gelen kamulaştırma kararlarında Bolu'nun Gerede ilçesindeki Demirciler Mahallesi de yer aldı. İlgili kararda fay hattı üzerinde kalan özel taşınmazların kentsel dönüşüm kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildiği açıklandı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Alar kentsel dönüşüm konusunda uzun süredir çalışmaların devam ettiğini ve fay hattı üzerindeki vatandaşların daha güvenli bir yaşama kavuşturulacağını belirtti. Üzerinde ciddi emek sarf ettiğimiz kentsel dönüşüm projemiz var. Bu son derece önemli bir proje bizim açımızdan. Bunu niye ifade ediyorum? Bunu tabii ki 2012 yılında benden önceki belediye başkanımız kendisine teşekkür ediyorum. Bunu öngörüyle başlatmış ve netice olarak 2014 yılından sonra da biz de bu projeyi devam ettirmek için mücadele veriyoruz. 11.75 hektarlık metrik bir alanı yani yerinde dönüşüm takdir edersiniz ki zor bir meseledir. Fay hattından da insanlarımızı daha nitelikli, daha güvenli bir yaşam standartına kavuşturabilmek için olası afetlere karşı yani koruma görevimiz var zaten bizim. Yani hem yerel yönetimin aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İklimlendirme Bakanlığımızın da bu konuda ciddi derecede emekleri var. Allar vatandaşlarla anlaşmaların sağlandığını ve bayram sonrası ilk kazmanın vurulacağını da aktardı. Şu anda birinci etap fay hattının üzerinde bulunan hemşerilerimizle bu tabakatlar sağlandı. dün de firma belli oldu. 55 konut 9 iş yeri birinci etap ihalesi yapıldı. İnşallah kazma bayram sonrası vurulacak. O projeyi de hayata geçirdiğimizde Gerede'nin şekli, şemali değişecek onu ifade edeyim. Gerede'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışması iki etap şeklinde gerçekleştirilecek. İlk etapta fay hattı üzerinde bulunan yapılarda çalışma yapılacak. İkinci etap ilerleyen zamanlarda fay hattının dışındaki bölgelerde başlayacak.